Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar hemen analizimize başlayalım. Bitcoin ne durumda bakalım. Kanal grafiğimizde durum bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baya bir tuzaklar kurmaya başladılar. Kanalda tutunuyor. Altına sarkıyor. Tekrar üzerine atıyor. Tekrar tutunuyor. Vesaire. Yani akıl bulandırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Diğer taraftan da şu son hareketlerde eğer ki bir tren çizgisi çizmek istiyorsan Orada da tuzağa düşüyorsun. Mesela şöyle bir düşen tren çizdin. Şu noktada yukarı kırıyor sonra sert düşüyor gördüğünüz gibi. Daha sonra yeniden üzerine atıyor. Veyahut şurada bir yükselen tren çizdiysen şöyle düşüş bekliyorsan başta geliyor sonra daha da yukarılara gidip yeni bir zirve daha yapıyor arkadaşlar. Yani bu tarz şeyleri nerede görürüz? Veyahut bakın yükselen tepeler yapıyor, alçalan dip yapıyor, arkasından bir daha yükselen tepe yapıyor. Yani böyle manipülatif hareketleri genelde sert bir hareket öncesi görürüz arkadaşlar. Yani hedef şaşırtmak için, insanların kafasını bulandırmak için buna benzer hareketler yapabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi biz yönü nasıl tespit edeceğiz? Bununla ilgili anlatacaklarım var. Öncelikle arkadaşlar her şeye rağmen bu kesik çizgileri kırmadığımızı görüyoruz arkadaşlar. Yani kanalımızın orta çizgisi. Orası ilk etapta önemli destek olacaktır. 23.900 seviyesi. Yani ora kırılmaması gerekiyor öncelikle. Ora kırılırsa o zaman düşüş bekleyebiliriz. Çünkü elimizde ciddi bir şekilde uyumsuzluklar var. Diğer taraftan 4 saatlik Bollinger bandına değindim dün. Üst bandı önemli direnç diye bahsettim biliyorsunuz ve dünden beri sürekli üst banttan döndü. Bakın bir daha denedi, bir daha döndü, bir daha denedi, bir daha döndü. Yani bu üst banda uzun zamandır dokunmuyorduk ve gördüğünüz gibi dokunmamız esnasında sürekli satışlar geldi. Hani bir ihtimal Bollinger alt bandına geri çekilme görebiliriz. O da 24.300 250 o bölgelerde. Oraya kadar normal arkadaşlar düşüşler ama bir de 23.900 altında kapanış gelirse 4 saatlik işte o zaman tehlikeli olmaya başlar. Şimdi şöyle anlatayım. Hani yukarı mı kıracak aşağı mı kıracak bunu nasıl anlayacağız? Öncelikle 4 saatlik grafiği açalım arkadaşlar. 4 saatlikte gördüğünüz gibi tepeler yükselirken ara sayda alçalmaya başladı. Yani ara say bu yükselişleri desteklemiyor. Normalde böyle yükselişler olduğunda ara sayda da yükselişler olduğunda problem olmaz. Ama tam tersi hareket ettiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu da genelde satışla sonuçlanıyor. 8 saatliğe gidelim 8 saatliğe bakınca orada da uyumsuzluklarımız var gördüğünüz gibi yükselen tepeler yapıyor BTC arasay alçalan tepe 12 saatliğe bakıyoruz orada da durumlar aynı gördüğünüz gibi arkadaşlar yükselen tepeler yapıyor arasay alçalan tepeler yapıyor ve şuradaki tepeyle en sonuncusunu baz alırsak burada da bir yükselen tepe var arasayda da alçalan tepe yani nereden bakarsak bakalım Negatif uyumsuzluk arkadaşlar. Şimdi günlük grafiğe gidelim. Burada daha detaylı anlatabilirim. Bakın yükselen tepe yaptık biz. Burada arasaydı da alçalan tepe yaptık. Değil mi? Daha önceki uyumsuzluklarda nereye kadar yükseldiydik? 24.300. Biz uyumsuzluklardan bahsettik biliyorsunuz o noktada. Daha sonra 24.300'den 21.300'e kadar satış geldi arkadaşlar. Ne kadarlık bir geri çekilme oldu? Bakın. Oransal olarak %12'lik bir düşüş altcoinlerde sert düşüşler geldi o esnada e şimdi uyumsuzluklar hala devam ediyor gördüğünüz gibi ve şuradaki 3 tane tepeye bakın şöyle göstereyim tepe yükselen tepe yükselen tepe arasaydı da tepe alçalan tepe alçalan tepe yani siz söyleyin arkadaşlar yani teknik analize göre o kırılım aşağı gelmesi gerekiyor yani e, böyle manipülatif hareketleri görüyoruz trend çizgileri çalışmıyor Yükselen tepe yapıyor, tekrar alçalan dip yapıyor. Orada da tuzaklar kuruluyor. Yani niye bunu yapıyor? Çünkü sert bir hareket gelecek. İnsanları şaşırtmak için yapıyor. Yani ipucunu da Arasay veriyor bize. Yani Arasay son bu yükselişi hiçbir şekilde desteklemiyor arkadaşlar. Yani böyle durumlarda %80 aşağı kırdığını görüyoruz. Yani çalışıyor. Hele üçlü uyumsuzluktan sonra daha dikkatli olmakta fayda var. Bunu şu bölgelerde de anlattım arkadaşlar. Hani şimdi de diyorum 3'te uyumsuzluğumuz var da Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Diğer taraftan da bu günlük grafiktir arkadaşlar. Biraz büyük resimden göstermek istiyorum. Şu an bir sarı çizgiyle mücadele ediyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yani bayağıdır deniyoruz, kıramıyoruz, deniyoruz, kıramıyoruz. Bu sarı çizgi ne? Bakın arkadaşlar şu bölgede hatırlar mısınız? 45.000'den düşüşler başlamıştı hani. Biz bir orada yaptık. Ondan sonra tepki geldi arkadaşlar. Daha sonraki düşüşle o desteği kırdık. Sert düşüşler devam etti. Sonra tepki yükselişi geldi arkadaşlar. Nereye kadar? 25 bin dolara kadar. İnsanlar aha boğa geliyor, boğa geliyor falan demeye başladıydı. Hatta şöyle bir düşen trend kırılmıştı o dönemde bilirsiniz. Değil mi? Ona rağmen düşüşler devam etmişti. İşte orada da bu sarı çizgiden döndüydü arkadaşlar. E şimdi tekrar sarı çizgiye geldik. Yani gördüğünüz gibi şu noktalara bakınca önemli bir direnç olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 23 bin pardon 25 bin 350 seviyelerinde üzerinde günlük kapanış görebilirsek bir ihtimal 28 bin doğru gider diye düşünüyorum. O da sıradaki hedefimiz bakın o bölgeyi de çok uzun zaman takip ettik biz destek olarak. Hele şu bölgelerde uzun zaman bir ay boyunca oradan destek almıştı. O dönemleri yaşayanlar bilir. Yani gördüğünüz gibi orası da sıradaki hedeftir eğer yükseliş devam edecekse. Ama arasaya bakınca arkadaşlar uyumsuzlukları gösteriyor. O yüzden aşağı kırma olasılığı bence daha yüksek. Tabii bu benim görüşüm kesin öyle olacak diye bir şey yok. Karar sizindir gene de. Diğer taraftan da haftalık dead cross'umuz var biliyorsunuz bu da önemli oraya da geldik arkadaşlar. E, kıramıyoruz bir türlü üzerine. Yani bu bayağı bir tehlikeli bir sinyal aslında arkadaşlar çalışıp çalışmayacağını bilmiyoruz. Daha ilk defa yaptı. Normalde dead crosslar her zaman olumsuz olmuştur. Yani bunu da ilk defa gerçekleştiriyor tarihinden beri. Yani parçaları birleştirdiğimde burada bir tuzaklama var. Niye yapıyorlar? Bunu sert bir hareket gelecek çünkü. Her yükselinde ha yukarı kırdık. Her düştüğünde ha aşağıya kırdık diye long short patlatıyorlar. Yani anlıyoruz ki bir yere iyi bir hareket gelecek. Diğer taraftan da 4 saatlikten tutun günlük grafiğe kadar full negatif uyumsuzluk var. Öyle değil mi? Önemli bir dirence gelmişiz. Şöyle ve haftalıkta dead cross'umuz var. Şimdi parçaları birleştirince sanki o kırılım aşağı yönlü gelecek gibi duruyor. Tabii kendiniz kendinizce yorumlayabilirsiniz bu gösterdiğim grafikleri. Ee, ama hani benim çıkardığım sonuç bu. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.